1 kilo kadar unumuzu aldık. İçine birer çay kaşığı zerdeçal tuz ve çörek atık attık. Mayı iyi tutsun diye içine 1 yemek kaşığı kadar şeker ve yaş mayamızı ilave ettik. 1 litre kadar da suyumuzu ilave ediyoruz ve mayayı güzelce içerisinde eritiyoruz. Suyu biraz daha kontrollü tutabilirsiniz. Kulak memesinden biraz yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamur birazcık yapışkan olabilir. Bunu biraz daha toparlasın diye undan yararlanabilirsiniz ama ekmeğiniz sert olur. Bakımdan ben yağ kullanıyorum. Zeytinyağı da güzellik verecektir. Daha güzel bir lezzette aroma katacağı için hamuru toparlamak için zeytinyağı kullandım. Gayet yumuşak ve güzel bir hamur elde ettik. Şimdi hamurun kıvamını görüyorsunuz. Bunun üzerine kapatacağız. Gayet yumuşak bir hamur ve gayet de güzel oldu. Üzerini kapatalım. Hava almayacak şekilde kapattıktan sonra 1 saat kadar mayalamaya bırakırız. Küçük bezeler halinde aldığımız yumaklarımızı yuvarlak ekmekler haline dönüştürerek tepsimize aldık. El mayasını alması için yaklaşık olarak 20 dakika kadar bekleteceğiz. 20 dakika boyunca tepside mayalanan ekmeklerimizin üstlerini hafif hafif ıslatarak fırına vermeye hazır hale getiriyoruz. Fırınımızı önceden 200 derecede ısıttık. Şimdi artık tepsimizi fırına gönderiyoruz ve ekmeklerin üzeri nar gibi kızarıncaya kadar fırında pişmesini bekliyoruz. Ekmeklerimiz pofitik pofitik çok güzel bir şekilde yarım saatte oldu. 200 derecelik fırında yarım saatte yaparsanız ve zeytinyağda yaparsanız bu şekilde yumuşak çok tatlı güzel ekmeklerimiz olur. Şimdiden deneyecek olanlara da afiyet olsun. Elinize sağlık diyorum. Hoşça kalın. Sevgilerle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.